Herkes selamlar. Büyük 2'de yeni eklenen kartlar olan Hero'lar yani kahramanlar kartlarına bakacağız ve açıklanan yeni ikonlara kartlarına bakacağız. Hemen bakalım. Mario Gomez, eski Beşiktaşlı, 83 hız, 90 şutu. Oyunun başında kullanılabilir ama daha sonrasında hızı yavaş olduğu için kullanılabilir olmayacaktır. Tim Cahill, onun da hızı daha da düşük, şutu da daha düşük. Yani Gomez'den daha kötü bir kart. O yüzden yine belki oyunun başında kullanılabilir. Milito neredeyse Gomez'le aynı bir kartı var ama Gomez'in daha iyi bir kartı var bence. Yine oyunun başı çok Team of the Year'dan sonra yani 2022 ile birlikte kullanılabilir olacaklarını sanmıyorum. Çoğu hero kartının. Bedava hero kartı da 1 Aralık'ta gelebilecek. Yani bu kötü. Keşke daha erken gelebilseydi. 1 Aralık geç oluyor. Hemen devam edelim. Jorge Campos kaleci garip bir kartı var çünkü hızı da yüksek ama boyu kısa olduğu için yine çok kullanılabileceğini zannetmiyorum. Fernando Morientes iyi bir kartı var ama yine hızı biraz düşük o yüzden ama Gomez ve Milito'ya göre daha kullanılabilir olur. Ömrü daha uzun olur. Al Jaber Arap Ligi'nden bunların neden oyuna geldiğinde konuşacağız daha sonra neden Süper Lig'den veya bir Türk oyuncunun olmadığını. Yine oyunun başında kullanılabilir ama hızı daha yüksek olduğu için daha uzun ömürlü olabilir. Ama kimyalanması zor. Gerçi Talisca, Paulinho falan Arap Ligi'ne gitti o yüzden kullanılabilir. Robbie Keane kullanılabilir bir kart Premier Lig'de. Havir Pele hazır Messi de Fransa Ligi'ne gitmişken gayet iyi bir kartı var. 91 hız, 91 dribbling, 87 de pas. Gayet iyi. Dempsey çok iyi bir kart değil. Zaten MLS Ligi'nde de artık çok iyi oyuncular yok. Çok kullanabileceğini zannetmiyorum. Lars Ricken o da çok iyi bir kartı yok. Bundesliga'da ama sadece oyunun başlarında ilk aylarda kullanabilir. Sol Kayer onun da çok da iyi olmasa da çoğu forvete göre daha iyi bir kartı var. Dinatale şüphesiz hero kartlarından en iyi kartı sahip oyunculardan biri. 90 hızlanma, 91'de şut, aynı zamanda 90'da dribbling var. Sadece kötü olan tek şey Serie A'da Ronaldo'nun gitmiş olması herhalde daha iyi oyuncularla kimyalayabilirdi ama şimdi Serie A'da biraz güç kaybetti o yüzden. Bakalım. Devam ediyoruz. Ivan Cordoba bunun da onun da müthiş bir kartı var. Stoper olmasına rağmen 86 hızlanma, 90 defans, 87 fizik. Yani en iyi kartlar herhalde Serie A kartlarında diyebiliriz ama Serie A'da iyi oyuncuları kaybetmesi Ronaldo gibi kötü oldu. Hemen yanında Luis Berg yani çok iyi bir kart değil. 87 hızlanma var ama pası biraz daha yüksek olsa daha iyi olabilirmiş. Kohler yani Cordoba'ya bakın. Bir de Kohler'e bakın. Hiç kullanılabilir değil Kohler. Dudek kale bir kaleci daha. Çok bir numarası yok. Mostovoi onun da çok bir numarası yok. Hızı yavaş. Dribbling'de pası da o kadar çok yüksek değil. Yani bu Rus yerine Nihat Kahveci gelseydi La Liga'dan yine daha mantıklı olmaz mıydı? Joe Cole fena bir kartı yok değil. 88 hızlanma, 86 pas, 90'da dribbling. İlk aylarda görebiliriz rakip kadrolarda ve son kartı David Ginola 90 hızlanma, 88 şut, 87 pas, 91'de dribbling. Benim için en iyi 3 kart Ginola, Cordoba ve Dinatale. Bu 3 kart en iyi kartlar bence. Şimdi neden Süper Lig'in olmadığını konuşalım. Süper Lig'den daha çok neden Meksika Ligi veya Arap Ligi'nden bir oyuncu var? EA bu liglerle bir partnerlik anlaşması imzaladığı için geldi büyük ihtimalle bu kartlar. O partnerliğin sonucunda bu kartlar oyuna eklendi. Süper Lig'den bir oyuncu gelmesi için büyük ihtimalle Süper Lig'le EA'in partnerliği lazım ama o da kolay gözükmüyor şu anda. Milli takım bile oyundan kaldırılmışken. Türk oyuncu gelebilir. Nihat Kahveci gibi
yurt dışında oynamış Hamit Altıntop gibi. O tür oyuncular gelebilir. Şimdi yeni ikonlara bakalım. Yine tanıdık yüzler var. Bir fragman yayınlandı. Onu zaten kanalda bulabilirsiniz. Cafu, Casillas ve Van Persie bir kartta daha sonra açıklanacak. Şu anlık 4 tane yeni kart gelecek gibi gözüküyor ama oyun içinde de geçen sene Beckham'da olduğu gibi birkaç kart daha eklenebilir oyuna. Bütün kartlar FIFA 21'de olan ikon kartları FIFA 21'de olacak. Robin Van Persie eski Fenerbahçeli. Kartlarına bakalım şöyle hemen yaklaştırıp. 87 Van Persie, 89 ve 91. Tabii ki en kullanılabilir 91 ama 87'likte çok kötü değil açıkçası. Sadece burada çevikliğine bakmak lazım. Çünkü ağır kalabilir kartı. Herhalde Fenerbahçe zamanından yok hiçbir kartı sanıyorum. Belki bu olabilir veya bu. Bilemiyorum. Gerçi Fenerbahçe zamanından gibi duruyor ama bilemiyorum. Casillas sevdiğim bir kaleci ama yine de 87, 89, 92 çok kullanılabilir olmayabilir çünkü boyu nispeten daha kısa ama sevdiğim bir kaleci o yüzden gelirse kullanırım ben. Ve Cafu büyük ihtimalle çoğu kişide göreceğimiz zengin kadrolarda şu 93'lük kartı çok iyi duruyor. Bütün kartı iyi duruyor aslında da yani 93'ü ayrı bir güzel. Neden bu kadar az ikon geliyor bu sene bilmiyorum. Bu sonuncu ikonun da Rooney olacağı söyleniyor. Rooney veya Di Stefano. Ama büyük ihtimalle Rooney gelecektir. Bazı kişilere mail yolladıklarında yanlışlıkla Rooney de ekleneceğini söylemişler. 4 ikonla başlıyoruz. Belki oyun, dediğim gibi oyun içinde de yeni ikonlar eklenebilir. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Oyuna eklenen yeni Foot Hero kartları ve yeni ikonlar böyleydi. Ratingler de açıklamaya başlayacak. Bugün itibariyle bütün oyuncuların ratingleri açıklanmayacak. Sadece EA'in partner olduğu veya ilk yüz oyuncular açıklanacak. Bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların oyuncularının ratingleri sadece oyun erken erişimi açıldığında açıklanacak. Erken erişimde 22 Eylül'de çıkması bekleniyor. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız, videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bay bay.